konumuz karaciğer ve safra hastalıkları. Ben şöyle bir başlık altında 3 tane hastalığı topladım. Bu hastalıkların özelliği şu, toplumda çok sık görülüyor. Yani aramızda her 5 kişinin birinin en azından yaşadığı bir problem bu. Karaciğerinde yağlanma, hepatit ve safra taşları toplumda hep %5'in üzerinde. 20 kişinin birisinde görülen bir olay. Burada onlarca kişi var. Sorsak herhalde safra kesesi taşı, karaciğer yağlanması veya hepatiti olan kaç kişi var bu üçünden birinde? Siz farkında değilsiniz, evet, o zaman. Evet, eller kalkıyor ama. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Şunu sorayım. Bir insan normal olması gereken kilonun, standart kilonun yaklaşık %20 üstündeyse bu kişide karaciğer yağlanması olmama ihtimali çok yok hemen herhalde, hemen değil yok. Mi? Yok. Yani %20'nin üzerinde kilosu fazla olan insanın göbeğinde yağ var. Göbeğinde yağı olan herkesin karaciğerinde de var. Ama bu karaciğerdeki yağı biz her zaman birebir gösteremiyoruz. Ne yapıyoruz? Ultrason yapıyoruz. Ultrasonda 100 gram karaciğerin 20-25 gramın üzerinde yağ olursa gösterebiliyoruz. Halbuki hastalık %5'in üzerinde başlıyor. O yüzden de o aradaki şüpheli olan kısımda ultrasonda da tespit edemiyoruz. Göbeğinde yağ olan herkesin karaciğer hücresinde teorik yağ var. Teorik olarak herkesin, evet, karaciğer hücresinde yağ vardır.